yaparsınız? Yok imevemiz, yok kaşmış, yok gezmeyiş. Hadi oradan, hadi oradan. Gün geçmiyor ki Zaman Gazetesi yeni bir skandal habere imza atmasın. İnsanlar kırılırken neredeydin? Büyük Birlik Partisi ile ittifak yapan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Kamalak, seçim çalışmaları kapsamında Zaman Gazetesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gazeteci görünümlü FETÖ militanlarına açıklamalarda bulunan Kamalak, 28 Şubat mağdurlarını incitecek cinsten bir açıklama yaptı. Kamalak, 28 Şubat süreci bütün alçaklığına rağmen şimdikinden daha onurluydu dedi. 28 Şubat bilindiği üzere Müslümanlar için kabus dolu günler olarak hafızalara kazınmıştı. Sürgünler, psikolojik işkenceler, başörtüsü zulmü ve binlerce hakkı gasp edilmiş Müslüman. Tüm bunları görmezden gelerek yapılan açıklama gönüllere derin yara bıraktı yorumlarına neden olurken, yapılan açıklama merhum Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyor eleştirilerine neden oldu. Başörtüsüyle uğraşmak da hoş bir şey değil. Ben sizin kırmızı yeşil giydiğinizle uğraşmıyorum. Öte yandan Mustafa Kamalak'ın eşi Avukat Sübeyde Kamalak, AK Parti hükümetinin 28 Şubat kararlarından bir tanesi olan başörtü yasağını kaldırması sonucu yıllar sonra başörtüsüyle mahkemeye girebilmişti. Başörtüsünden dolayı bir meslektaşımız mahkeme kararına rağmen salondan atılmıştır. Yine Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre Avukat Sübeyde Kamalak yasakçı hakim tarafından mahkeme salonundan çıkartılmış ve Cihan Haber Ajansı'nın ifadesiyle gezici avukatlar Mustafa Kamalak'a saldırmıştı. Ben emniyetteyim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Dün gezicileri aşağılayarak haber yapanların bugünlerde gezicilerle kol kola girerek iş tutuyor olmasının değerlendirilmesi ise milletin takdirine kalıyor.